Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 7-13 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, Güneş sizin burcunuzda ilerliyor. Bu hafta doğan tüm Yay burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim size. Ve yükselen Yay'larımız sizin için de önemli bir hafta. Bu hafta e, burcunuzdaki Güneş Koç burcundaki Mars'ta üçgen açı oluşturacak ki gerçekten enerjinizi, fiziksel enerjinizi çok arttırırken özgüveninizi ve cesaretinizi de yükseltebilir. Bir yandan da güneş e, balık burcundaki Neptünle kare açıda olacak. Bu da hafta genelinde e, duygusal anlamda çok yaratıcı, çok e, aslında manevi yönden gelişimi gelişime açık bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Evet, sezgileriniz çok güçlü. E, yaratıcı faaliyetleriniz için ilham alabilirsiniz. ...özgüveniniz de yüksek olduğu için bu ilhamla, yaratıcılıkla harekete direkt geçebilirsiniz. Büyük vizyonlar oluşturmanız, hep böyle büyük hedeflerinize odaklanmanız mümkün. Özellikle aileniz için, yakınlarınız için, yuvanız için belki biraz daha fedakar olmanız... ...daha hassas olmanız mümkün görünüyor. Yapacağınız girişimler adına da bu hafta daha cesur hareketlerde bulunabilirsiniz ve belki özellikle romantik konularda ya da çocuklarınızla ilgili konularda hızlı gelişmelerde olabilir. Pazartesi ve Salı ay Başak Burcu'nda olacağı için hafta başında aslında gerek aile içerisinde olsun, gerek kariyer ve iş konularınız olsun, mesuliyetler ve görevler biraz öne çıkıyor. Çarşamba ve Perşembe ay Terazi Burcu'nda ilerlerken daha fazla sosyalleşmeniz, biraz eğlenceli konularla ilgilenmeniz, aşk hayatınıza zaman ayırmanız mümkün. Cuma ve Cumartesi Ay Akrep burcunda daha çok iç dünyanıza yönelebilir. Biraz sakinleşebilirsiniz. Bu iki gün yalnız kalma ihtiyacınız artarken sezgileriniz de çok yükselecek aslında. Her türlü yardımlaşma teması. Aile bireyleriyle ilgili olabilir, sahipleri sahipleriyle ilgili olabilir. Maddi manevi biraz fedakarlıklar, biraz yardımlaşmalar öne çıkacak. Bunun size çok manevi açılımları da olabilir tabi. Biraz yalnız kalmaya, iç sesinizi dinlemeye, tefekkür etmeye de zaman ayırın. Özellikle cuma ve cumartesi günleri, akşam saatleri, gece saatleri de daha uygun olabilir. Bu size bilinçaltınızda çok güçlü açılımlar getirebilir. Önemli işaretler alabilirsiniz. Rüyalarınızla da olabilir bunlar. Farkındalığınızı arttıracak düzeyde çok önemli gelişmeler de olabilir güçlü bir hafta hem fiziksel anlamda cesaretiniz artıyor hem de ruhsal anlamda derinliğiniz artıyor. Fiziksel enerjinizi dengelemek için kişisel yaratıcılıklarınıza belki bir hobiniz olabilir ilgilenmeniz, mümkün olduğunca fiziksel aktivite yapmanız, spor yapmanız, yürüyüşler yapmanız da sizin için çok e, yararlı olacaktır. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.